Hepinize bakarsan kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mint Mystery'mizle yeni serinin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Mint Mystery'sinin özelliği var. Bir Türkçe dizisi var alt yazılı, hem de konuşma seslendirmeyi de Türkçe seslendirmeyi arkadaşlar. Yani hep birlikte dinleyeceğiz. Dinleyemeyenler için de alt yazılı zaten vermiş olacağım kaçırırsanız diye. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben oyun boyunca sesli kısımlarında konuşmayacağım. Hep birlikte dinleyeceğiz bakalım. Dragon Lunge'nin yaptığı bir oyunumuz arkadaşlar. Bir macera hikaye tabanlı oyun. Kısa sürecek, yani oyunun süresi 42 dakika. Yani 2 bölümlük bir seri halinde gelmiş olacak Mint Mist. Daha fazla yeni oyunların gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi, yorum yapmayı ve hangi oyunların daha çok gelmesini istiyorsanız da yorumlarda da belirtmeyi de unutmayınız. En kısa sürede 1 abone yapalım arkadaşlar, geçelim. 1 milyon da Allah belki söyledi. Yakın zamanda belki de 1 milyonu görmüş oluruz. Haydi bir başlayalım. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben sadece gameplay şeyini biliyorum, süresini biliyorum. 1,5 saatlik bir oyun arkadaşlar. İşte onu 2 bölüm etti. 40 dakikalık bir bölümüne gelecek. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Bu arada yüklemekle beklenirken de siz de video beğenmeyi de unutmayınız, tekrardan hatırlatayım. Diğer serileri de izlemeyi unutmayınız. Yeni bir tür seriye bu ay içi başlamış oluyorum. Grafikler önceki şeyin tatlı geldi. Zaten oyunu planlıyor serimiz var. Oraya da yeni bölüm gelecek. Orada daha detaylı konuşuruz. Ama grafikler kısmını söyleyecek olacak da güzel. Tatlı. Bu kadar dinlendiğim yeter. Artık işime dönsem iyi olur. VRC'de yakınlaştır. Gerçekten zor. Beni bırakıp gittikten sonra her şey daha da zorlaştı. Yukarıdan bana gururla baktığını biliyorum. Her zamanki gibi ağlamana gerek yok. Senin için, hatta bizim için başaracağım bunu. Yakında tekrar mutlu olursunuz. Türkiye mi? 2045. Gelecek dönemdeki Türkiye. Peki şimdi ne yapacağız? Şu koşma hızlı mı? Hızlı koşma yok. Türkiye dedi. Tabii ki ben hikayeyi bilmediğim için bir şey diyemem ama 2045 araba böyle miymiş? İlginç. 2045 Türkiye arabası. Her detayını arkadaşlar inceleyeceğim, onu da söyleyeyim. Yani güzel. Şimdi ne yapacağım ben? Çileyim mi? Gitmem lazım. Ya böyle kapı açıyorsun, tamamdır. Bakalım. Mutfak. 2045'te pek değişiklik yok Türkiye'de. Yani her şey aynı. Bir kırdaga. Güzel, en azından su yıkanma kısmı çok iyi olmuş. Mesela musluğa bakabiliyorsun. Manzarayı kes. Müthiş. Bunu aldığımızda Alya'nın ne kadar sevindiğini hatırlıyorum. Neden acaba? Aa, bu dışarıda da mavi şeyler vardı. Bir bakarım ona da. Demek ki amaç oymuş. Şurada şeyler de var, tamamdır. Şimdi o mavi şeyler neymiş? Ben de diyorum. Geçer mi acaba? Burada zaman geçirirken bu manzara tek dostumuzdu. Ama onun muhteşem mavi gözleriyle kıyaslanamazdı. Vay, bizim adamlar romantikmiş. Ama manzara çok güzel ya. Bunu ciddi anlamda Türkler yapmış.
diye düşünse kendini bence başarılı. Kızım annesi gibi burada sallanacaktı. Eğer doğmuş olsaydı. Yüzücü. Ama atmosferli sesleri şu an benim bayağı yani Türk oyun olarak bakacak olursak etkiliydi yani. Bize ve arkadaşlarımıza hazırladığı o leziz yemekler. Eski günleri özlüyorum. Sene 2045. Zıplama şeyi yok. Oraya kadar gitmek istiyorum ama şu görevleri yapmak istedim. Şimdi evin içindeki o görevleri yapalım hızlıca. Kapıyı kapat da. Sıcaklık gitmiş ama ev müthiş ya. Bir şu tarafa bir bakalım. Bir şey var mı yok mu? Bu neymiş? Anlayamadım. Bu tablo sanki gazetede vardı. Hatırladım yani. Değil mi? Aynısı sanki. Hatırlayanlar yorumlarda belirsin. Bakın muz, elma, portakal. Güzel. Oturma odasına gidiyoruz. Bir ev vlogu gibi bir şey oldu bu. Buna bakmıştık. İle onu getireceğim mi? Orada şöyle bir bakalım. Evimiz güzel. Televizyon, ses sistemleri, efsane. Kitap, rafları. Bu da ne oluyor? Ben dedim bu ses nereden geliyor? Çünkü atomu patlıyor galiba. Aha. Sinematik girdi. İşte bu yüzden insanlığın Alya'ya ihtiyacı var. Onlara mutluluğu ve eğlenceyi vaat ediyorum. O neydi öyle? Ha, bu gelmiş. Her şey tıklıyorsun. Giriyor benim. Her şey tıklayacağım. Ah, şu güzelliğe de bakın. Hayatımın en harika çalışması. Tamamlamam yıllar almıştı. Aylarca süren başarısızlıklar sonunda tamamlayacağımı hiç sanmazdım ama işte karşımda duruyor. Dünyanın en iyi mikro işlemcisi. 10 terahertz frekansında çalışması için özellikle tasarlandı. Birinin aklının derinliklerinde gezmek için gerekli olan hızda. Helal olsun. Teknoloji gelişmiş sanki. Ya da bizim bu adam iyi. Alya bu olsa gerek. Alya bence güzel tiplemişler. Bizim alayımız ne şimdi? Ne yapacağız? Hediyeler var. Bu da 3 kat. Yine aynı tablo var. Bu ne böyle? Bir çeşit portal falan mı? Nerede? Diğer tarafta ne olduğuna bakmam lazım. Bakarız. Demek o ses anlamış. Ama ben her tarafı izleyeceğim. Manzarayı kes. Manzara cidden müthiş ya. Böyle bir eviniz olsa ne yapardınız? Kalır mıydınız yani? Tam öyle bir fotoğraf. Böyle ormanın içinde bir eviniz olacak. Kalmak ister misiniz? Bu da galiba ayrı o fotoğrafı. Oğlum çok gerçekçi ya. Valla çok değişik bir şey çıkacak diye de korkuyorum arada. Tablolar müthiş ama. O zaman geçişi yapalım. Bakalım ne olacak?
Getiriş boyutu bulduk. Fazla konuşmuyorum ki ses karışmasın diye ama. Ne zaman yapar bilmiyorum. Burası da ne böyle? Kaydediliyor. Burası bir evren. Burada bir... Projende önemli ilerleme kaydettiğini fark ettim. Böyle büyük bir potansiyeli çok yanlış bir şekilde kullanmaya çalışıyorsun. Mutluluktan çok daha fazlasını vaat edebilirsin. Olaylara daha geniş bir açıdan bakman lazım. Tamamdır, bakalım. Ha, bunu da yapacağız. Beni neden biliyorsun? Çalışmamı nereden biliyorsun? Seni ve çalışmanı uzun zamandır takip ediyordum. Alya'yı doğru kullanırsam dönüm noktası olacağım. Yapman gereken şey mantıklı düşünmen. Ve çalışmanı bir heves uğruna boşa harcamaman. Doğru. Bunu yaptım. Nesin sen? Şu an bir önemi yok. Beni anlamak için zorlu yolculuklarla yüzleşmek zorunda kalacaksın. Tamam. Evi nasıl girdin? Kapıdan değil herhalde. Fark eder mi? Doğru soruları sormuyorsun. Neden buradasın? İçinde yaşadığın topluluğun çürümüşlüğünü ve kokuşmuşluğunu durdurmanın bir yolu var. İnsanların mutsuz olduğunu söylüyorsun. Onlara mutluluk vaat ediyorsun. Bunun yerine problemin köküne inmeyi düşündün mü hiç? Tarihiniz boyunca savaştınız. Savaştınız ve tekrar savaştınız. Ne için? Para, şöhret ve güç için. İnsanlığı kısa yoldan mutlu eden şeyler. Karşılığında kaç kişinin acı çektiğini düşün bir. Farklı bir şey vaat etmiyorsun. Binlerce yıldır aynı şeyleri tekrar yapmak ve mutsuzluktan şikayetçi olmak. Ben sana sonsuz mutluluğu vaat ediyorum. İyiymiş. Sonsuz mutluluktan kastın ne? Tüm bu insanlara yapay bir ortamda yaşam sunmak yerine onların devam eden hayatlarını değiştirebilirsin. Nefretin, küçümsemenin, intikamın olmadığı hayatlar. Bu hayatların kurduğu uygarlıklar sonsuz mutluluğa sahip olacaktır. Bunu başaramayan uygarlıklar ise öncekiler gibi kendilerine yenik düşmeye ve yok olmaya mahkumdur. Doğru söylüyor. Bu hükümetin savaşı, halkın değil. Dünyada hala iyi insanlar var. Mesele sadece savaş değil. Mesele empati yapamayan ve birbirinden nefret eden insanlar. Kurunun yanında yaşlayanlar. Güzelmiş, kesinlikle bunu Türk'e yaptığı kişi. Ne yapmanı, ne yapmamı bekliyorsun? Alya'yı kullanarak antik Yunan çağına git. Orası kurtuluşun başlangıcı. Bundan sonra yapman gereken şey, geçmişten keşfedeceğin bir şey. Geçmiş, insanların üstesinden gelemediği bir takıntıdır. Geçmişte yapılan hatalarından çıkarılan dersler, aydın bir geleceğe ulaşmak için atılan ilk adımdır. Bu zor bir yolculuk olacak. Şahit olacağın olaylar, sana anlattıklarımı daha iyi anlamanı sağlayacak. Göreceğiz bakalım. Antik Yunan çağına git dedi. Alya projesini daha bitirmedim. Hayalimdeki Alya projesinin amacı, insanlara geçmişteki deneyimlerini tekrardan yaşamalarını sağlatmak. Her insan kendini mutlu edecek ana gidecek. Benden istediğin şey çok zaman gerektirecek bir şey. Bir anda ortaya çıkıyorsun ve benimle emri vaki konuşuyorsun. Sana nasıl güvenmeni bekliyorsun? Bu zaman alır. Eğer söylediklerinde ciddiysen ve benim onu değiştirecek ufacık bile bir şansım varsa bana daha fazla detay vermelisin. Buradayım çünkü beni anlayacağını biliyorum. Bu zorlu bir yolculuk olacak. Ama umudunu kaybetme. Projeni bitirince milattan önce 486 yılına Atina'ya git. Oraya gittiğinde yapman gereken şeyi anlayacaksın. Atina'ya gideceğiz. Ver bir milattan önce bir de. Bakalım, gidelim bakalım. Meğerse insanlığın tek umudu benmişim. Neden olmasın? Bakalım, neye geleceğiz? Çok enteresan bir oyun ya.
4 yıl sonra. Bu sefer gelişmiş bir üssümüz var. 100 tanıma onaylandı. Giriş izni verildi. Hoş geldin Kıvanç. Benim adım Kıvanç'mış. Kıvanç Kızıltepe. CEO'su. Tipe bak ya. 400 son dediğin gibi 2049-2050 senesine Kıvanç, yakın. Yine onu mu düşünüyorsun? Yıllarca çok çalıştın ve şimdi hayaline ulaştın. Geçmiş artık senin ellerinde. Bu Yunanistan takıntısını anlamıyorum. Mutluluk bir adım uzağında. En başından beri istediğin şey eşinle bir daha birlikte olmak değil miydi? Evet, onu bir kere daha görebilirim. Ama bu bir anıyı tekrar yaşamaktan öte olmayacak. En başından beri bunun farkındaydım. Ne kadar istesem de onu geri getiremem. Kendi acımı dindirmem mümkün değil ama belki başkalarının hayatını değiştirebilirim. O da bunu yapmamı isterdi. Bundan şüphem yok. Öncelikle antik Yunanistan'a gideceğim. Tamam, anlıyorum. Alya seninle gurur duyardı. Hazır olduğunda başlayalım. Ne oluyoruz? Korktum bir an. Bunu mu tıklayacağım? O zaman hazırım. Neyi tıklayacağız? Hazır olduğunda mı basacağım? Basıyorum. Dur ya. Hah. Buradaymış. Şimdi galiba etkileşime girdi. Eski Yunanistan'a gidiyoruz. Hazırım. Bunların hepsi bittiğinde seninle şampanya patlatacağız. Zevkle. Alya çalışmaya başladığında vücut ısın düşecek ve ürpereceksin. Vücudun kas katı kesilecek. Şimdi cihazı indirmeye başlıyorum. Hazır olduğunda herhangi bir diskalibrasyonu önlemek için kafanda kilitlenecek. Hadi bakalım. Alya şu an kendini senin için kalibre ediyor. Yakında biter. Kalibrasyon tamamlandı. Şimdi 3'ten geriye sayıyorum. Bol şanslar. Sana güveniyorum. Hadi bakalım. Isınlanmayı bulduk. Vay be. Güzel bir düşünce. Bakın eski Yunan'da ne bulacağız? Merak etmiyordu diyelim. Milattan önce 480'e attı Atina, antik Yunan. Pers hükümdarı Serhas Atina'ya kadar tüm seyirleri yağmalamaya girer. Sivil nüfus Atina'yı terk etmek zorunda kalır. Hermes geride bırakılan ailesini kurtarmak için evine geri döner. Bu şehri hiç bu kadar sessiz görmemiştim. Garip bir his. Belki alışık olmadığım içindir ama bu durum beni tedirgin ediyor. Cesur olmalıyım. Ailemin bana ihtiyacı var. Ya buna kapı atıyor mu? Keelan! Alana! Neredesiniz? Sizi kurtarmaya geldim.
Neden bağırıyorsun? Neredesin? Korkma. Sana yardım edeceğim. Sana neler oluyor bilmiyorum ama yardıma ihtiyacı olan biri varsa o da sensin. Oraya niçin gittiğini hatırla. Ailemi kurtarmak için buradayım. Seni bulamıyorum. Neredesin? Sanki kafamın içinde konuşuyorsun. Görünen o ki Ali hafıza kaybına neden oluyor. Beni hatırlamıyorsun öyle mi? Kalbim kırıldı. Ben senin asistanınım. Şu an laboratuvardan konuşuyorum. Maalesef beni göremezsin. Bana Kıvanç dedin. O kim? Gerçekten mi? Hatırlatayım. Sen Alya'nın yaratıcısısın Kıvanç. Alya? Alya geçmişi tekrardan yaşamını sağlayan bir teknoloji. Bir ara bana detaylıca bunun nasıl çalıştığını anlatmalısın. Teknoloji? Aman tanrım. Sadece oraya neden gittiğini hatırla. Seninle iletişim halinde olacağım. Ben ailemi bulmak için buradayım. Allah Allah. Bizim Kıvanç oldu. Bu niçin geldiğini hatırla. Ali adı Jüdvalı. Ya ödüm koptu ya. Kapı açılmıyor mu? İlerliyoruz bakalım. Şu kapıyı... Galiba kapı açılmayacak. Her kapıyı denerim en azından. Sonra da geri dön. Kapıyı açmayı denerim. Yapmak istemiyorum. Buna galiba açılmıyor. Keşke koşma falan olsaymış. Ya da vardı ben mi? Yapamıyorum. Bakacağız. Bu da açılmadı. Bu da açılmadı. Hüsnü, nereye gidiyoruz ki? Bütün kapı denemesen mi? Daha önce gideyim diyeceğim de yok, gitmem. Daha koşma yok ki. Orada bir şey mi gördün? Havaymış ya. Koş, 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 koş. Sen, koşuyorum. Açmıyor. Müzik güzel. Her yerdeler. Her yer ölü kaynıyor. Ailem, ben, benim onları bulmam lazım. Kıvanç, anlamalısın. Onlar senin gerçek ailen değil. Şu an yaşadıkları sana çok gerçekçi geliyor olabilir ama... Kes sesini. Bir an önce evime gitmeliyim. Lütfen. Tanrım lütfen. Onlara bir şey olmasına izin verme. Bizim kişi bağırdı kızı. Bana kendim üstünden bir şey vurup kesicim geldi. Bu da o zaman. Tavuka dönmüş. Gitiş yok mu oraya? Demek ki yok. Başka bir yerden gideceğiz. Biz şöyle girsek götürebiliyor mu? Evet. Tık tık tık. Şuradan peki. Karşıda gemiler var. Hafıza kaybı. İsattı ya la. Onun şöyle bir gidelim. Bunun ile bir gerisi vardır.
yok mu? Ama çok güzel bir yer. İyi grafik yapmışlar. Hadi koş 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 hadi. Ama doğru mu yerdeyim onu bilmiyorum ki. Bilmemek çok kötü. Buraya geldik, bir şey olsun bari. Bakalım şurada bir şey var mı? Yokmuş. Acaba buna mı? Ölmüş olabilir mi? Birmiş. Eğer bunlarsa ne yapacağız? Buradan aşağıdan geri doğru gideyim. Buradan da girmeyecek bir şey. Ne yapacağız ki? Eğer kapı açmaya dikkat gitmeyiz yani. Bakalım hikaye nasıl devam edecek? Şu an sıkışıp kaldık burada. Sudan bir şey yok. Böyle bir alakalı bir şey var mı? Yok. Benim koşuyumuz iyi olurmuş ya. En azından daha hızlı ilerledik. Şimdi ne yapacağız ki? Burada ölüler vardı. Tamam. Etkileşimi geçmiyor. Hiçbir şey de alamıyoruz. Buraya galiba biz bakmadık. Buraya bir bakalım. O kadar yer gezdik yani bile burası çıkmasın. Biz şöyle bir giriş mi yapacağız? Dur bir bakalım oraya da. Ama nasıl ilerleyeceğiz onu tam anlayamadım. Bir ayarlara bakalım. Elinde şey var mı? İlmi yok. İlgin sıkışıp kaldı burada, iyi mi?
Biz bir şey gözden kaçırıyoruz. Ama neyi kaçırdık acaba? Burada bir şey var da ben oradan geçemiyorum ki. Ya şu kapı açayım mı? Hayda! Olmaz. Buradalardı. Umarım kaçmayı başarmışsınızdır. Buradaysa şu kapıyı açsana. Kesin dedim sana. Yarım saatte burada dolaştık valla. Hayır, hayır, hayır. Çocukları mıydı bunlar? Hayır, hayır. Sevgilim, oğlum. Bunu nasıl yapabilirsin? Vicdansız Serhes. Yanlış hiçbir şey yapmadınız. Zararsızdınız. Sadece küçük bir oğlan ve annesi. Özür dilerim sevgilim. Özür dilerim oğlum. Kendimi asla affetmeyeceğim. Sırf yani buraya girmek için giremedik ya. Bir saat dolaştık, iyi mi? Bakalım şimdi ne olacak? Ben ne görmüyorum. En azından ben de kolaylıkla yapışabiliriz yani. Büyük ihtimalle bu hikayeyi bitince ilk bölüm bitecek arkadaşlar. Aha X. Burası gitmem gereken yerlerden biri olmalı. Bu o şerefsiz Aryon'un evi. Şerefsiz. Korkusuz bir savaş. Ya da bir zamanlar öyleydi. Bu savaş sahip olduğumuz her şeyi elimizden al. Bir şey bulabildin mi? Bir yay. Ama hiç bu kadar uzun bir yay görmemiştim. Gelmesi çok zor ve yapımında kullanılan odun türü alışık olduklarımdan çok farklı. Bu yay kesinlikle buraya ait değil. Oraya ait olmadığını mı sandın? Galiba bu Atinalı'nın hissettiklerini hissettiğimi unuttun. Bazen hangisi gerçek anlayamıyorum. Biraz karışık. Eğer engel olmasaydın, savaşa geri dönerdim. Buna mümkün olmadığını biliyorsun. Bu alanı terk edemezsin. Bu bir simülasyon. Alya'yı kullanarak tarihi değiştiremezsin. Evet evet, biliyorum. Alya'yı ben yarattım ki insanlara mutluluk getirebileyim. Bana baksana, dünyanın en mutlu adamı benim. Güzel. Hayır, teşekkürler. İyi bulduk. Başka ne yapacağız? Başka X yerlerde.
Olmalı. Şimdi açık karşı. Ulan şu kapıyı açalım. Ne oluyor? Bu bizim oğlan kirliğin oraya. Buradan bir şey yoktu. Gel seveyim seni. Ama çık. Koca bir tavuk bizi engelledi ya lan. Başka nerede olmalı bu ilk yerler? Burada yok. İlerleyelim bakalım. En azından şu ilk yerleri birazcık da kolay koyabilirdiniz yani. Tam bu kadar da zorlaştırma yapamamalı. Ah bir ilk şey daha. Artık şu evi de bir giriyoruz. Ne görüyorsun? Olağan dışı bir şeyler var mı? Her şey olağan dışı. Hiç böyle tablolar görmemiştim. Tabloya bak. Harbiden çok iyi ya. Sanırım diğerlerinden daha farklı bir şey buldum. Aha. Yansıkı buldum. Aralarındaki tek insan portresi bu. Ve diğerlerinin arasında saklanmış şekildeydi. Artık her kimse çok zengin biriymiş. Sadece bir yer kaldı. Sonra bugünlük işimiz bitecek. Biliyorum, yoldayım. Şu an nasıl hissediyorsun? Yorgun. Değişik. Bu konuşmaya başka bir zaman devam etsek olur mu? Hangi zaman? Milattan önce 5000 metre. Dünyanın kuruluşu mu? Şimdi bu adam da birazcık değişik konuşuyor. O ikisini gördüm. Onu en azından arkadaşlar ilk bölümde ne olduğunu anladık. İki bölüm sürecek dedik ama galiba iki bölümden daha fazla sürecek. Onu da zaten Aralık ayındaki şeyinde bakacağız. Aralık ayında bir tane video geldi arkadaşlar. Bunu daha önce çektiğim için bilmiyorum. O da her şeyi atıklayacağım. Takılmış. Başka bir yol bulmam lazım. Zaten her şey kolaylıkla bu kadar gitmez. Zıplama yok. Ağzım şeyleri kullanma yok. Şuradan geçmem lazım. Yani bunun geri bir şeyim varsa şaşırdım. Aha, arka kapı. Tam da beklediğim gibi. Aynen. Tam da zihnimi okudu. Şimdi kimin evindeyiz? Kimin evi? Bu kağıt var. Sen tahmin et. Yazar. Okey. Biliyoruz mu? Buradaki Yunanlıların modern İngilizceyi bilme ihtimali var mıdır? Eğer yoksa ne aradığını buldum. Harika. O zaman simülasyonu durduruyorum. Artık durdurdu. Kurtulurum şu yerden ya. Oyunu kaydettin arkadaşlar, bölümü de bitirebiliriz. Kaydettiğini gördüğümüz takdirde. Yükleniyor diyor. Bakalım. Çok ilginçti. Bunun uzun yay olduğunu biliyorum. Ama diğerleri hakkında bir fikrim yok. Bu konuda da sana güveniyorum. Bugün çok yardımcı oldun. Yarın devam edeceğiz. Çok bitkin hissediyorum. Birisi bir ayı özür diler. Ne yaptı şimdi? Uyumaya mı gidiyorsun?
Ben şey tıklayayım da. Ben bir yere sıkışıp kalacağız diye korkuyorum ya. Bakalım. Nereye gideceğiz? Kıvanç Kızıltepe. İlginç bir tipi var. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Yorgunuz dedik. Uyumaya mı gidiyoruz? Biz de buyuruz. Acaba doğru mu geldik? Bakalım ne olacak? Tam 40 dakikaya yakın bir şey oldu, bölüm oldu. Ama bir sonraki bölüm ya çok uzun yaparız. Çok garip bir gündü. Kaydetti. Daha da garipleşmeden uyusam iyi olur. Peki sen saçma. Bakalım. Ama karanlık oldu. Ben ışığı nereden bulacağım? Kapıyı. Hatırlamam mı gerekiyor? Buradan girdiğimizde şu kapıydı. İşte bu az önce gördüğüm şey değil. Uyuyalım bakalım. Sesler de güzel. Aha. Ben yapamıyorum. Çok garip. Yürüyemiyorum. Hızlı ol. Bunu görmelisin. Bu da karım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.